varisi olduğu söylenen abiler kendiliklerinden böyle bir iddiada bulunmuyorlar. Üstadın iradesi bu yönde. Risale-i Nur'da birkaç yerde varisim, vekilim diye geçiyor. Ve evet, nitekim, emirle alakası birden fazla mektupta evet, bu manada. Evet, birden evet, fazla nitekim, mektup var. Bir noterden de şey yapılıyor. Ya o elle yazılıyor, sonra o noterden çoğaltılıyor. Noter tasdik ki falan görüyor. Ancak miras hukuku çerçevesinde bu şey olmuyor. Mirasçılık hakkını üstadın iradesine uygun olarak onları devretmiyor. Miras hukuku açısından. İki tane problem var. Bir defa böyle olmuyor. Bu çünkü üstad söylemiş, onlar yazmış, yazılmış. Böyle bu şekilde olmuyor bir. İkincisi de şöyle bir şey var. Şimdi mahfuz hisse denen bir şey var miras hukukunda. Miras bırakan eğer mirasçısı diyelim evladı varsa evladı onun canına kas gibi çok ağır yani medeni kanunda sayılan bazı muamelelerde bulunmadıktan sonra onun mirastan iskat edemiyor, düşüremiyor. Sadece o yakınlığına göre şeyi var, mahfuz hisseyi korumak üzere çok az bir kısmında iradesi geçerli miras bırakanın. Yani evladı veya bir başka yakını kendisini öldürmeye kalkmış, kalkma gibi çok ağır bir şeye kalkışmamışsa miras bırakan da bu konuda tam bir yetkiye sahip değil. Yani ben benim kanun mirasçılarım bunlar işte iki tane bir kızım bir oğlum var. Onlara bırakıyorum. Zaten ona kalıyor, onlara kalıyor. Şeyde bulunmasa bile bir miras tercihinde bulunmasa bile ama dese ki ben şuna vereceğim, şunlara vereceğim dese hukuken bu zaten pek geçerli değil. Ama burada söz konusu olan herhangi bir menkul veya gayrimenkul ticari bir meta değil. Ticari bir telif eser değil. Müellifinin şeyi, iradesi böyle değil. Hatta Üstad Bediüzzaman bu benim eserim değil, benim malım değil, Kur'an'ın malıdır diyor. O anlamda sahiplenmiyor. Bu, ama o abileri varis tayin ederken veya vekil tayin ederken ki düşüncesinin şu olduğu anlaşılıyor iradesinin. Hani bu eserlerin basımı, yayımı, bir takım müdahaleler diyelim korsan, diyelim tahrifat veya başka bir ellere, yaban ellere geçmesin ondan sonra. Sahipsiz de kalmasın diye o abileri yetkilendirmek, görevlendirmek. Neşri devam etsin diye. Evet, yani neşri devam etsin. Biz bugünden ve sağlıklı bir şekilde ve orijinaline uygun olarak devam etsin. Bugün...